Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tane tane dökülen tereyağlı mis gibi inanılmaz lezzetli, hiç tutturamıyorum diyenlerin bile yapabileceği bezelyeli basmati pirinç pilavı yapıyorum. İlk olarak pilav pişirme tavamızın içerisine benim olmazsa olmazım 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim. Hemen arkasından 3 yemek kaşığı ayçiçek yağımızı da ekleyelim. Bunlar birazcık erisin. 2 su bardağı basmati pirincimizi güzelce yıkayalım ve süzelim. Bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml. Şimdi pirincimizi ekledikten sonra 1 dakika boyunca orta ateşte ara ara kavuralım karıştırarak. Arkadaşlar basmati pirinci yıkamaya ya da kavurmaya gerek yok. Aslında nişasta oranı çok düşüktür ama bu kez bu şekilde yapmak istedim. Şimdi kavurma işlemimiz bitti ve 4 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Bardak ölçüm standart su bardağı arkadaşlar. Et suyu tavuk suyundan yanayım her zaman ama yoksa eğer bir tane bulyonumuzu güzelce kırıp içerisine ekleyelim. Ben bir tane bütün kullandığım için bulyonu tuzlu biliyorsunuz. O yüzden bir çay kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarını azaltıp artırabilirsiniz arkadaşlar. İlk ve son olarak güzelce karıştıralım pilavımızı. Biliyorsunuz ben pirinç pilavını çok sık karıştırmaktan yana değilim. İyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı haşlanmış bezelyemizi ekleyelim. Bardak ölçüm hala aynı. Karıştırma kaşığımızın ucu ile azıcık böyle ileri geri yapalım arkadaşlar. Bezelyemizi yayalım ki pişme sırasında hepsi eşit olarak pişsin. Üstte topak olarak toplanmasın. Şimdi kapağımızı kapatalım. Ve en önemli kısım kısık ateşte basmati pirinci pişer arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Kısık ateşte güzelce pişirelim 10-15 dakika boyunca. 10 dakika sonunda bakın görüyorsunuz hemen alttan zaten çıtır çıtır sesler geliyor. Bu suyunu tam olarak çekti demektir arkadaşlar. Görüntü buysa eğer kapağını kapatın, ocağımızın da altını kapatın ve güzelce 10 dakika boyunca pilavımızı dinlenmeye bırakalım. Dinlendikçe şişecek. Evet, şu anda tam 10 dakika oldu. Pilavımız çok güzel şişti, dinlendi, kendine geldi. Lokum gibi oldu ve tane tane arkadaşlar. Hemen size karıştırarak kıvamını da gösteriyorum. Nasıl tane tane dökülüyor. Hiçbir şekilde lapalaşma ya da diri kalma söz konusu değil. Hemen tabanını da gösteriyorum. Bakın görüyorsunuz ne kadar orantılı bir şekilde yağ oranı çok iyi. Ölçüm budur arkadaşlar. Ben hep bu şekilde yaparım ve tane tane lokum gibi olur, dökülür. Bezelyeli, mısırlı, nohutlu, dilediğiniz havuçlu her şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ölçülerde gerçekten çok lezzetli oluyor. Umarım yaptıktan sonra beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.